Ramazan ayı istiğfar zamanıdır. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, Ramazan-ı şerifin her günü müminler için bayramdır. Bu günleri değerlendirenin bütün bir yılı bereketli geçer. Cuma ve Ramazan-ı şerifin her günü kafirler dahil hiç kimseye azap edilmez. Ramazan-ı şerif, kirli elbisenin çamaşır makinesinde temizlenmesi gibi oruç tutanı temizler bu ayın ilk günü temizlik başlıyor, son günü oruç tutan tertemiz oluyor. Ramazandan sonra günahlardan dolayı yine kirlenmeye başlıyor. Bu ayda şöyle dua etmeli. Ya Rabbi, bizi Ramazan-ı Şerif'in şefaatine nail et. Oruçlarımızı kabul et. Bu ayda affettiğin kulların arasına bizleri de dahil et. Ramazan bizi biraz halsiz bırakıyor ama zaten ibadet de aczini ve ihtiyacını göstermek demektir. Regaib gecesinde Allahü Teala çok ihsan eder, duaları kabul eder. O halde regaib gecesinin Ramazan ayından farkı ne? Bu ayda ibadet edip günahtan sakınana bütün yıl bunları yapmak nasip olur. Mücevher hiç tütün kağıdına sarılır mı? Güzel kutuya konur. İşte bunun gibi Şaban, Şevval ve Hac ayları da Ramazan-ı Şerif'in özel muhafaza kutusu gibidir. İslam dinine uyan Allahü Teala'nın dostlarına yani Peygamber Efendimize ve onun varisi olan ehli sünnet alimlerine uyar. Nefsine uyan da onun düşmanlarına uymuş olur. Bu ayda çok istiğfar etmeli. İstiğfar dünya ve ahiret zararlarına şifadır, ilaçtır. Her gün yüz kere Estağfirullah el azim ellezî la ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbü ileyh demeli. Günümüzde Ramazan ayı orucuna takvimle başlandığı için başından ve sonundan birer gün şüpheli oluyor. Bunun için Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri Ramazan'dan sonra iki gün kaza orucu tutmalı buyuruyor. Kadıhan Fetva kitabında da diyor ki, takvime bakarak bir ay oruç tutulsa, Ramazan'ın başlaması ve bitmesi şüpheli olur. Ramazan'dan bir gün önce veya Ramazan'ın ikinci günü yahut tam Ramazan başında oruca başlanmış olabilir. Birinci halde, Ramazan'dan bir gün evvel tutmuş ve Ramazan'ın son günü bayram yapmıştır. İkinci halde, Ramazan'ın birinci günü tutmamış, son günü de bayramda tutmuştur. Her iki halde de, Ramazan'ın 28 gününde oruç tutmuş olup, bayramdan sonra iki gün kaza tutması lazım olur. Üçüncü halde, oruç tutulan bir ayın ilk ve son günlerinin Ramazan'a tesadüf ettiği şüphelidir. Böyle şüpheli günlerdeki oruç sahih olmadığı için, bayramdan sonra iki gün kaza orucu tutulmalı. Ramazan ayının her günü bayramdır. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, her bayram kıymetine göre uzun veya kısa sürer. Mesela Ramazan bayramı üç gün, kurban bayramı dört gündür. Öyle bir bayram var ki tam otuz gün sürüyor. O da Ramazan-ı Şerif ayıdır. Çünkü her gün binlerce, yüz binlerce Müslüman affediliyor. Kabirdekiler cennete gidiyor, dünyadakilerin günahları siliniyor. Bundan daha büyük bayram olur mu? Onun için her gün affedilenlerin sayısını düşünerek, kendisi de dahil, Akşam olmadan Eyvah, bugün bayramın bir tanesi bitti. Ertesi gün akşam olduğu zaman Eyvah, bir gün daha gitti demek suretiyle Ramazan ayında her günün her saatini, her gecesini çok kıymetli bilip ona göre değerlendirmeli. Şu kıymete bakın ki bu ayda yapılan zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Onun için bu ayda dilimizi tutmalı, yani ağzımızdan dil, gıybet, dedikodu, kötü laf, boşuna dünya lafı bile çıkmamalı. Hayırlı işler yapmalı, hayırlı sözler söylemeli. Kur'an-ı Kerim okumalı, kaza namazı kılmalı, vakit buldukça ziyaretler yapmalı, gönüller alınmalı, hediyeler vermeli mümkün olanlara ehl-i sünnet alimlerimizin kitaplarından, mesela İslam ahlakı kitabı vermeli. Yani hayır hasenatın tam kabul olacağı, reddedilmeyeceği bir ay boyunca bu fırsatı iyi değerlendirmelidir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de beni unutursanız rızkınızı daraltırım buyuruyor. Allah'ı unutur, dünyaya dalarsak iman, sağlık, mal, insanlık, merhamet rızkı ve daha nice rızıklar daralır. Ramazan-ı Şerif'te Cenab-ı Hak çok zikredildiği için oruç tutulup, Kur'an-ı Kerim okunduğu için, merhamet çoğaldığı için, iftarlar, zekatlar, fıtralar verildiği için, başta iman rızkı olmak üzere maddi ve manevi rızıklar artıyor. En ipe sapa gelmeyen kimse bile dinden imandan bahsediyor. Müslümanlar daha çok ibadete sarılıyor, camiler doluyor. Hastanelerse diğer aylardaki gibi dolmuyor. Çünkü sıhhat rızkı bollaşıyor. Oruç tutan sıhhatli olur. Mide boşsa, vücut sıhhatli olur. Kalp boşsa, dinimiz sağlam olur buyruluyor. Demek ki kalpte dünya yoksa, parayla pulla, mal ve makamla, yani kalp bunların sevgisiyle dolu değilse, onun dini